Merhaba arkadaşlar. Bugün transistörlerde DC analiz yapacağız. DC analizde birçok formül kullanılıyor. Bu formüllerin de hemen hemen hepsini üniversitede hocalar veriyor sınav kağıdının yanında. Çünkü hani şurada 3 tane görüyorsunuz fakat farklı tipte transistör analizi yaptığınızda birçok fazla formül olacak. Bir de şu şeyleri mesela ben İngilizce'den olduğu gibi söyleyeceğim. Fixed bias, yani bunu Türkçe'ye çevirdiğinizde teknik okullar için yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kitaplarda DC sabit öngerilimli devre diyorlar. Fakat YÖK'ün hazırladığı kitaplarda üniversiteler için bambaşka şeyler deniliyor. O yüzden siz sadece şu şekli öğrenin. Yani deyin ki ha, bu şekil hoca bize Türkçe eğer okuyorsanız bu şekil öğretti. Bu şekil neye tekabül ediyor? Siz kitabınıza bakın şöyle bir formülde neyse DC öngerilimli sabit devre mi artık? Karışık şey mi, base mi? Yani bunu siz karar verin. Çok uzatmadan ders sorulara geçelim. Mesela burada bizden ne demiş? IB istemiş, değil mi? IB'yi istiyorsa arkadaşlar, şeye baktığınızda ne göreceksiniz şu sağ tarafta? Formül. IB'nin formülü var. Bazı yerlerde IB'yi ister fakat IB'yi bulmanız için önce VC'yi şey yapar veya VC'yi önce şey yapar. Yani hiç olmadı VC'yi bulmanız gerekir bazı devrelerde. Karışık da başlanabiliyor. Yani sırayla gittiğinizde bazen IB hemen bulunmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi buradan başlayalım. Aa, ne diyor? IB eşittir. VCC diyor. VCC ne burada arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 12. Eksi ve BE diyor. BE dediği şey de şuradaki base emitter arasındaki oluşan gerilim. Genellikle silisyum kullanılır. 0,7'dir ama not olaraktan derse germanyum transistörü olaraktan alın şeyi VBE'yi. Siz 0,3 kullanacaksınız ama burada genellikle kullanılan şey 0,7'dir. Daha sonra bölü RB. RB'miz ne arkadaşlar? Bakın burada direkt yazıyor RB'niz. Ha, RB'nin değerini RB'yi yazmaya da bilir böyle. Bunu nereden anlayacaksınız? Bak, base'e giren dirence bakacaksınız. Demek ki 240 kilo ohm. Bunu da böyle yazacaksın. Bunlar volt tabi. Buradan da RB'miz arkadaşlar. 47 onda 0,8 mikro amper gelecek. Şöyle kutucuğa alalım. Biraz daha aşağı indirelim. Şöyle yeter herhalde. Daha sonra B şıkkında da demiş ki pardon, A şıkkının devamında demiş ki A buna 1 diyelim. A1 diyelim. Buna da A2. Şuraya A2 diyelim. IC istemiş. IC'nin formülüne bak. Beta çarpı IB. Betamız burada nerede verilmiş? Burada verilmiş. Direkt 50'yi yazacaksın. Daha sonra da 50 çarpı IB'yi ne buldun arkadaşlar? 47 onda 0,8 mikro amper buldun değil mi? Şu tam olmadı. 0,8 mikro amper. Bunda şey yaptığınızda eşittir. Size 2,35 mili amper verecektir. Bu da bizim IC'miz. Daha sonra bizden B şıkkında da demiş ki bana BC'yi bul demiş. VC'nin formülüne bakıyorsun. B şıkkı. Şunu şöyle çekelim de karışmasın. B şıkkı. VC'nin formülü ne arkadaşlar? VCC. VCC'miz ne bizim? 12 volt. Daha sonra da diyor ki eksi şunu paranteze alalım. IC. Bu neydi? IC değil miydi? IC. 2 onda 35 yazacaksınız arkadaşlar buraya. Fakat IC miliamper. Daha sonra da neyi yapacakmışız? RC. R kolektöre de baktığınızda şurada yazıyor. Eğer yazmasa şöyle bazı hocalar yazmaya da bilir. Bunu siz de bilebilirsiniz. Burası kolektör değil mi? Tamam. Kolektörden RC'yi anlayabilirsiniz. Burada RC diyor. Çarpı olacak. O da neymiş? 2 onda 2
Kilo olmuş. Bu işlemi de yaptığınızda 6,10'da 83 volt bulacaksınız. Niye bulacaksınız? Onu da yazalım. VC E'yi bulacaksınız. Şöyle kapatalım. Şimdi bizden C şıkkında VB'yi istemiş. VB arkadaşlar şurada var ya dur şuraya yazalım. Direkt buraya 0,7 volt yazabiliriz. Neye? VB'ye. VB de neye eşittir? VBE'ye eşittir. Bu dedim ya 0,7 volt olacak. Aynen bunu yazacaksınız. Hiçbir farkı yok. Şöyle kapatalım. Yani buraya eğer germanyum demediği sürece transistöre 0,7 yazabilirsiniz. Silisyum olduğunu anlayacaksınız. Ha, germanyum da derse 0,3 volt olacak. VB. Volt zaten. Ha, buraya yazmışız. Tamam. Daha sonra bizden ne isteniyor? V kolektör. Ne şıkkı? D şıkkı. VC eşittir. Bu da VCE. VC'yi ne bulduk? 6,10'da 83 volt bulduk. Bunu da böyle yazacaksınız arkadaşlar. Herhangi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. E şıkkında da diyor ki V B C. Bu VBC'yi de şöyle bulacaksınız. VB eksi BC. Şu olmadı. Şunu komple silin. Kafanız karışmasın. VBC eşittir. Ne dedik? VB eksi BC. Biraz daha aşağı alalım. Yeterli sanırım. VB'yi ne buldun arkadaşlar siz? 0,7 volt buldun değil mi? Daha sonra VC'yi ne buldun? Burada 6,10'da 83, yani burada da aynı. 6,10'da 83 yazacaksın. 6,10'da 83 volt. Bu da sana VBC olaraktan ne gelecek? Eksi 6,10'da 13 volt gelecek. Şunu da kutucuk şekline alalım. Gördüğünüz gibi buradaki formülleri uyguluyorsunuz. Daha sonra birebir yazdığınızda çıkıyor zaten. Burada bir şey olabilir. Bunları yazmayabilir. Şunu yazmayabilir. Burada kafanız karışabilir. Ama dediğim gibi şurada akım, yani kolektöre bağlı şey olacak. RB olmayacağı halinde RC. R kolektör. Bu da ne olacak? Yazmazsa ne bağlı, nereye bağlanıyor bu? Base'e bağlanıyor. Buradan da RBase olduğunu anlayabilirsiniz. Soru 2. Bu soruda emitter bias, yani bunu da Türkçe, ama güvenmeyin bana. Emitter dirençli DC öngerimli devre deniliyor. Dediğim gibi güvenmeyin bana. Kitabınızda bu şekle benzeyen ne isim vermişlerse o oluyor. Türkçe'ye pek fazla şey yapmıyorum ben. Bilmiyorum ders müfredatı nasıl. Ben okurken zamanında İngilizce okuduğum için İngilizceye alıştık. Ki kaynak olaraktan da İngilizceyi tavsiye ederim. Çok daha fazla kaynak bulabilirsiniz. Her neyse burada ne diyor? Emitter bias. Yani şurada emiteri dirençli diyor. Formüllerimiz böyle. Bu formülleri de hocanız %90 veriyor. Vermese bile hepsini sizden istemez. Veya sadece bu devreye çalışın gelin der. Ama dediğim gibi mühendislik öğrencisiyseniz verir. Teknikerlik öğrencisi iseniz, yani 2 yıllık ön lisans yapıyorsanız da hepsini aynı anda sormazlar. İki tane şey yaparlar. İki farklı emitter bias veya fixed bias soruları gelecek derler. Bunda da sizden sadece bu ve diğer 3 formülü isterler. Her neyse sorumuza geçelim. Kalemimiz yazıyor mu? Yazıyor. Güzel. A'da bizden isteniyor ki IB'yi bul. IB'nin formülüne bakıyorum. VCC. VCC ne arkadaşlar burada? Bak mesela burada verilmemiş. Bu VCC olur. A şıkkında IB diyelim. Formüle göre yazıyorum. VCC 20 volt. Daha sonra ne diyor? Ve base emitter. Yani bak burası base. Şurası IB'dir. Burası da emitter olacağı için ve base emitter. Yani bu da 0,10'da 7 volttur. Şeyden silisyum olduğu için germanyum diye şuraya not yazsaydı, germanyum deseydi 0,3. Si derse 0,7 volt. Genellikle biz hep 0,7'den çalışırız. Malzeme olaraktan da piyasada pek fazla germanyum yoktur. Her neyse IB eşittir 20 voltu yazdık.
VB'ye ne yazacağız? 0.10'da 7 volt yazacağız. Daha sonra çektik. RB diyor arkadaşlar, bak burada. RB. Diğer soruda dedim ki yazmasına gerek yok. Benzene bağlı, bu bağlı. Yani bu bizim RB'miz. O da neymiş? 440, 430. Şunu silelim. Yanlış yazdım. 430 kilo olmuş. Daha sonra artı beta değeri. Beta değerimiz burada 50. Daha sonra artı 1. Kapat parantezi. RE diyor. RE'ye baktığınızda da buradaki direnç. Yani bu. 1 kilo. Ne halde? Çarpım halinde. O yüzden de çarpı RE. 1 kilo ohm. Bunun işlemini yaptığınızda IB eşittir 40 onda 1 mikro amper bulacaksınız. Şöyle kapatalım. Kalem değiştirelim. B şıkkı. B şıkkında da ne diyor? IC diyor. Yani şu. Beta çarpı IB. Şuradan beta çarpı yazalım ya da hiç gerek yok. Direkt IC diyelim. Betamız bizim ne? 50. Daha sonra ne var burada? 40 onda 1 mikro amper. Kapat parantezi. Direkt ne bulacaksınız? 2 onda 0,1 mili amper. Hepsi bu kadar. Formülü aldım. Betayı dedi. Betayı aldım. IB'yi dedi. IB'yi zaten bulduk. Daha sonra da bu işlemi yaptığımda şu geliyor. Ekstradan hiçbir şey yapmıyorum farkındaysanız. Çözümleme bile dahil yapmıyorum. Formülü kullanıyorum aynı şekilde. Birazcık aşağı alalım. Şu VC, C şıkkına kadar. Heh, tamam. Tekrar kalem değiştirelim. Yeşil olsun burada. Bizden ne istiyor? VCE diyor. VCE ne arkadaşlar? Bak burada formülü var. Neymiş? Biraz uzunmuş. Hemen yazalım onu. Şimdi eksi IC RC artı RE. Şimdi VCC'miz bizim ne arkadaşlar? 20 volt. Nereden geldi? Bak şuradan geldi. Gördün mü? Buraya VCC yazdım. 20 voltu yazdım. Daha sonra eksi IC diyor. IC'miz de bizim. Bak 2 onda 0,1. Bunu paranteze al. 2 onda 0,1 mili amper. Kapat parantezi. Çarpım konumunda diye kapatıyorum. Daha sonra aldım. R kolektör. Gel yukarıya. Kolektöre bağlı olan direnç neymiş? VC 2 kilo. Gel buraya. 2. Şunu sileyim. Kötü oldu. 2 kilo'mu yazdım. Daha sonra formülde neymiş? Artı RE. RE ne burada? 1 kilo. Yani 3 kilo toplamda. Bunun işlemini yaptığınızda size gelecek sonuç 13.10'da 97 volt. Neymiş? VCE. Şöyle kapatalım. Şimdi bizden ne istiyor? C şıkkını yaptık. BC istiyor şimdi de. D şıkkı. Şuraya BC yazalım da kalem değiştirelim. Ne olsun? Mor olsun. D şıkkı. VC. VC'nin formülü neymiş? Aynen formülü uyguluyorum. IC RC. Yani VCC'de şeyde ne vardı? 20 volt vardı. Eksi buradakini yaptım. IC ile şeyi çarptıracağım. IC'yi biz ne bulduk? 2 onda 0,1 bulmadık mı şuradan? Şu eksi 2 onda 0,1 miliamper bulduk. Daha sonra da ne varmış? RC. R kolektör neydi? Şuradan göstereyim. R kolektör 2 kilo olmuş. Çarpı 2 kilo ohm. Daha sonra da bu işlemi yaptığınızda 15.98 volt bulacaksınız. Neymiş bu? VCE.
C. Daha sonra E şıkkında da diyor ki VE'yi bul. Kalem değiştiriyorum. Turuncu olsun. E şıkkında da diyor ki biraz da şey yapalım. VE. VE'nin formülü BC eksi BCE. BC eksi BCE. VC'miz ne bulduk? 15 onda 98 volt bulduk. Eksi VCE ne buldu? 13 onda 97 volt bulduk. 13 onda 97 volt. Bunun işlemini yaptığınızda 2 onda 0,1 volt bulacaksınız. Neyi bulacaksınız? VE'yi bulacaksınız. F şıkkında VB'yi istiyor. Hemen şuraya gelelim. F şıkkında bizden ne istiyordu? VB istiyordu. VB'nin formülü şuraya geldim. VB artı VBE. Hemen yazıyorum. VB artı VE. VB ne arkadaşlar bizde? 0,10'da base emitter arası neydi? 0,10'da 2,7 volt. Artı B emitter ne? 2,10'da 0,1 volt. 2,10'da 0,1 volt. Bu işlemini de yaptığınızda 2,10'da 71 volt ve B'yi bulacaksınız. Daha sonra kalem değiştiriyorum hemen. Yeşil olsun. Çalışıyor mu? Çalışıyor. G şıkkında da VBC istemiş. Formülümüze bakıyorum. VBC ne? VB eksi VC. VB'miz ne arkadaşlar bizim? 2,10'da 71. 2,10'da 71 volt. VC'miz ne peki bizim? Şuradan 15,98 volt. Bu işlemde yaptığınızda siz eksi 13,10'da 27 volt alacaksınız. Neymiş bu? VBC. Bu kadar.